Manisa Televizyon'dan tüm izleyicilerimize bir kez daha merhaba diyoruz. Tozlu Sayfalar'da Profesör Doktor Mehmet Çelik'le bir kez daha sizlerin karşısındayız. Evet hocam, gezdiniz, gördünüz, bir Güneydoğu turu yaptınız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasıl geçti? İyi geçti. Biraz sıcaklar vardı oralarda da. İşte Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Batman. Mardin Artuklu Üniversitesi'nin kuruluşunda benim de emeğim oldu. Şu andaki rektörü de öğrencim benim. Bir Mardinli hayırsever, hayırsever kelimesini de hiç sevmedi. Ben bu topraklara dedi gönül borcumu ödüyorum. Tıp fakültesi ve 200 yataklı modern bir hastane laboratuvarlarıyla beraber tekeffül etti, ben yapacağım dedi. Onlar, Mardinler birkaç senedir şey diyorlar, hükümetten uygun bütçe alamıyorlardı onun için. Bir iş adamı şey etti. Onun şeyine katıldım. Bir gün sonra Midyat'ta, ki şeyin en önemli ilçelerinden birisidir tarihi doku açısından, evet. Güneydoğu'nun. Orada da Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin temeli atıldı. Ya mesela Kayseri ile Mardin'in o iş adamlarına bakıyorum. Adam memleketinden çekmiş gitmiş, Antalya'da otel, evet, işletiyor. Öbür ya da İstanbul'da fabrika kurmuş, çalıştırıyor. Ama memleketlerine yatırım yapıyorlar. Kayseriler de bunu iyi yapıyor, evet. Şey de bunu iyi yapıyor. Mardin. Mesela geliyorsun bazı şehirlerde hastanelerine gidiyorsun. İş adamı, işte bu oda falan tarafından teşrif edilmiştir. Ya odayı bırakın. Bak, adam tıp fakültesi kuruyor. Tıp fakültesi, böyle fen edebiyat fakültesine şuna tabii, buna tabii, benzemez. Çok bütçeli. Çok bütçeli. Evet. Hastaneleri, laboratuvarları, bilmem alet neleri, edevat, alet edevatı, her şeyi. Yani o açıdan o iş adamlarını da tebrik ettim o yönleriyle. Evet. O Midyat'taki Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yine bir iş adamı kurdu. Mardin içerisinde şu anda mevcut fakülteleri de yine iş adamları kurdular oranın. Evet. Yani bu açıdan takdir ediyorum. O topraklarda doğmuş, büyümüş ama gelmiş İstanbul'a yerleşmiş, iş adamı olmuş, para kazanmış. Şimdi burayı unutmuyor. Memleketini unutmamış. Burayı unutmuyor, evet. Ve o lafı o kadar hoşuma gitti. Vali açılış konuşması yaparken protokol şeyinde işte hayırsever iş adamlarımız tabirini kullandı. Evet. O iş adamına da onu şey etti. Sonra onu kürsüye davet ettiler. Ben bunu hayır olsun diye dedi yapmıyorum. Bu topraklara gönül borcumuz var bizim dedi. Borcumuzu ödüyoruz sadece. Yani mütevazi bir, evet, şekilde, evet, de öyle şey etti. İşte diğer iş adamlarına da bunlar örnek olsun. Örnek olsun. Örnek olsun. Oradan da Midyat'taki o şeyden sonra da beni kaptılar, götürdüler Batman'a. Vali Bey'le rektör. Orada da tam 15 Temmuz'a denk geldi. 16 Temmuz'da oraya, evet, gittiğimde. Konferans verdiniz. Bir konferans verdim üniversitede. Devrişi gün gündüzde Hasankeyf'in son halini, hı hı, gezdim. Ondan sonra geldim öbür gün hanımla uçağa bindik geldik. Verimli yani. Ve güzel bir, evet, tur olmuş. Yani, evet, yani iyi oldu. Biraz sıcağı mıcağı vardı şeydi ama... Hı. İyi oldu. Hayırlısı yani olsun. Evet. Evet, bugün hocamızın, Profesör Doktor Mehmet Çelik'in Ilımlı İslam Eldiveni kitabı. Bugün Ilımlı İslam Eldiveni'ni anlatacaksınız bize. Evet. Bunun içerisinde neler var? Sizden tarihin tozlu sayfalarına girip şöyle bir gezinelim istiyoruz hocam. Tamam. Şimdi tarihi ana hatlarıyla bir gözlükle bakarsan, çeşitli gözlükleri vardır. Güçlünün güçsüzü ezdiği, efendime söyleyeyim, elindeki lokmasını aldığı, ta ilk çağ, mağara devri insanlarından beri bu var. Bunu önlemek için koordineler başlamış,
tek tek yaşamaktansa toplu halde yaşamak, aşiret kabile anlayışı, kan birliği, kendilerine göre örfler, adetler kurmuşlar. Sonra bu da yetmemiş, şehir devletleri kurmuşlar o şekilde. Fakat her zaman güçlü, bu insanın fıtratında var, güçsüzü ezmiştir. Şimdi iki tane kardeşi düşün. Birisi 6 yaşında, birisi 4 yaşında. Annesi onlara oyuncaklar almış. Beraber oynayın. O 6 yaşında olan oyunu kontrol eder hep. Canı istediği kadar onu oynatır ama hep kendisi oynar. Bakın bu fıtratında var, insanın fıtratında var. Yani o çocuğa kimse öğretmemiş. Sen oyna, onu kontrol et, onu az oynat falan, böyle bir şey olmamış. Fıtratında var. Ve insanoğlu bunu çeşitli argümanlarla bu fıtratını güçlendirmiş. Toplu hale gelmiş. Örneğin savaşlar, insanın icat ettiği en kötü şey savaştır. Fakat kabileler bir araya gelmiş, kabile asabiyeti, aşiret asabiyetini körükleyerek onu bir ideoloji haline getirmiş, yeni nesillerinin şuur altına bunu yüklemiş, falan kabileyi dövelim. Düşman artık ilan ediyor. Ha, bizim ne? İnegi bizim araziye girmişti. Yok işte geçen gün buradan geçerken yere tükürmüştü. Gibi bahanelerle savaşlar başlamış. Ve bir de gelenekler oluşturulmuş. Eğer bir kişi kendi kabilesi den olan adamın tarafını tutmazsa afaroz ediliyor şeyden, kabilesinden, aşiretinden. Ya haksız bizim kabile olsun. Haksız da olsa kendi kabilenden, kendi aşiretinden olanı şey edeceğiz. Uzatmayalım. Sonra işte bu şehir devletleri İmparatorluklar haline getirilmiş ve ideolojiler bu sefer harekete geçmiş. Mesela bunlardan biri milliyetçiliktir. İşte Grek, Alman, Rus, Çin, Türk, bunun üzerinden güç devşirilmeye başlamış. Kavgalar bunun üzerinden gitmiş. Daha sonra dinler bu işin içerisine girmiş. Hak din, bu batıl, dini yayacağım, Tanrı'nın bilmem neyini, iradesini yerine getireceğim. Ve onunla insanlar savaş meydanlarına hep sürülmüşlerdir. Ve savaş böylece her toplum tarafından meşrulaştırılmıştır. Bütün savaşların ana şeyi şudur. Bazı istisnaları var, bunu da koyalım oraya. Karşıdakinin lokmasını elinden almak. Hadise o. Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun? Yani sömürgecilik tarihi böyle başladı. Ve bunu bize mesela ders kitaplarımızda okuttular. Ortaokul sıralarında, lise sıralarında. Büyük keşifler diye tarih derslerinde. İşte Vasco da Gama, Magellan, Kristof Kolomb, öyle bir şey etmişlerdi ki bunları bize o ders kitaplarında okuyorduk, öğretmenler anlatıyordu. Hatta işte Magellan bu Güney Kutbu'ndan, Hindistan oralardan dönerken yerliler tarafından öldürüldü diye hoca bunu öyle bir anlattı ki ilkokuldaydık biz, 4. sınıfı, 5. sınıfı hatırlamıyorum. Yani sanki babamızı öldürmüşler gibi, işte vahşiler nasıl bu adamı öldürdünüz, küçük çocuğuz, masalara vuruyoruz, ağlıyoruz, bilmem ne diyoruz. Ve insanlar bunu yaparken emperyalizm budur. Şuur emperyalizmi, ruh emperyalizmi, sadece para emperyalizmi yok. Bununla milli eğitimimizin içerisine girdiler.
dünyanın gelmiş geçmiş en alçak, en namussuz, en eli kanlı korsanları bunlar. Yani bunlar şeytanın eline su, şeytan bunların eline su dökemez. Christoph Kolumb'un hatıraları var ya, bu iftira değil yaptıkları katliamlar. Yazıyor, hatıralarında yazmışlar. Amerika'yı ilk keşfettiğinde zaten Amerika olduğunu da bilmiyordu. Orada günlük hatıratına yazmış. Hatıratı da basıldı. Diyor ki, buraya vardık. Bu yerliler bizi bir düğün alayını karşılıyor gibi karşıladılar. Sevinçle yani. Çadırlarını ve yataklarını bize verdiler. Kendileri dışarıda toprağın üzerinde yattılar. Sofralarını bizim önümüze koydular, yiyeceklerini. Bizim yemeyip arttırdığımız şeylerle karınlarını doyurdular. O kadar saflar ki. Şimdi yazıyı burada bitir. O kadar saflar ki. Bunu İslam dünyasındaki insanlara burayı oku. De ki o kadar saflar ki cümlesini tamamlayın. Biz bunu alırız. Yani şöyle temiz insanlardı, şöyle güzel insanlardı diye. İyi niyetlerdi. Met ederiz yani. Fakat Kolumb cümleyi şöyle devam ettiriyor. O kadar saf insanlar ki aptal anlamında safı kullanıyor. 50 tane silahlı adamla bunların hepsini katleder, yok ederim diyor. Batı genetiği bu. Şeyi bu. Şimdi bunlar tabii 16. yüzyıla girdikten sonra, İstanbul'un fethinden sonra biraz da Akdeniz'de Osmanlı adeta hakim oldu. Bunlar işte o meşhur Afrika kıtasının ümit burnunu dolaşarak Hindistan falan oralara gitmeler. Ya 1500'lü yıllar sömürgecilik başladı. Gittiler, orayı sömürdüler, burayı sömürdüler. Bir yandan dini kullandılar. O meşhur bir Afrikalı devlet adamının çok güzel bir sözü var. Batılılar diyor, Avrupalılar buraya geldiklerinde ellerinde İncil vardı diyor. İncil'i bizim elimize verdiler ve bize gözlerimizi yumarak dua etmemizi öğrettiler. Biz de elimizde İncil ve gözlerimizi yumup dua ediyorduk. Gözlerimizi bir açtığımızda topraklarımız, madenlerimiz hepimiz elimizden gitmişti. Elimizde bir İncil kalmıştı. Bu sömürgecilik şeyi orada başladı. Nihayet İkinci Dünya Savaşı'na gelindi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında fikir ve düşünce adamları, siyaset adamları çok derin düşüncelere daldılar. Dediler ki, ya ne oluyor? Biz Avrupalıyız. Hepimiz Hristiyanız. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon insan katlettik birbirimizi. Biz bunu niye yaptık? Yani Fransızlarla benim ne derdim var, gittim şehirlerini başlarına yıktım. İngilizler öyle, İtalyanlar öyle, Ruslar öyle, şu bu. Ha, bu Avrupa Birliği düşüncesi zaten o zamanlar doğdu. Bir daha kavga etmemek üzere. Bu konuda şey de gelişti. Sömürgecilik anlayış. Macron diye bu sömürgeciliğin adeta filozofik anlamda babası olan bizzat döndü, dedi ki, yazdığı kitapları özetliyorum. Ya dedi, bir yeri gidip işgal ediyorsunuz. Peki. Orada bir hükümet kurduruyorsunuz. O hükümetin ayakta kalabilmesi için bazı yatırımları yapması lazım. Bazı işte maaşlar, şunlar, bunlar falan filan. Siz oradan diyelim ki 100 milyon lira yıllık bir gelir elde ediyorsunuz. Bunun en az 30 milyonunu o
hükümeti ayakta tutmak için evet. oraya bırakıyorsunuz. Gitti 30 milyon. İkincisi, siz burada bir de bir ordu besliyorsunuz. Bu sömürüyü devam ettirebilmeniz için. Bir 30 milyon da oraya gidiyor. Etti 60 milyon. E bunun o ham maddeyi çıkarıp götür nakliyesi şuyu buyu 10 milyon da oraya giriyor. Elinizde kalıyor 30 milyon. Değmiyor o şeye. Bir. İki. Bir de dedi yeni yetişen çocukları bunların. Size bakıyorlar, sizin saçlarınız sarı, teniniz beyaz, gözleriniz mavi. Bu çocuklar birbirlerine bakıyorlar, kendilerinin saçları kıvırcık ve siyah. Derileri siyah, sizin konuştuğunuz dili anlamıyorlar. Şunu görüyorlar, siz kendilerinden değilsiniz. Yabancı. Heh. Ve sizin durumunuza bakıyorlar, siz efendisiniz ama kendi anneleri, babaları onlar köle. Size çalışıyorlar karın tokluğuna. Bu milliyetçilik duygularını geliştiriyor yeni nesilde. Yani o nedenle bu metodun daha fazla ömrü yok. Bu metot bundan sonra kan doğurur, kavga doğurur, savaş doğurur. E ne yapmamız lazım? Yani bu sömürgecilikten vaz mı geçmemiz lazım? Hani İngiltere vazgeçerse, Garalla Hanadan patates dışında hiçbir şey yetişmiyor orada. Nasıl karnını doyuracak bu ülke? Mümkün değil. Heh. Bunun üzerine yol gösteriyor. Diyor ki artık direkt işgal edip yönetmeyin. Oraları yönetenleri yönettin. Nasıl? Yani baltanın sapı ağacın kendisinden olsun. Diyelim Uganda'yı mı şey edeceksiniz? Ugandalı bakacak kendisini yöneten kendisi gibi bir zenci. Siyah. Kendi gibi konuşuyor, kendi gibi yiyor, kendi gibi düşünüyor. Ha tamam diyor. Ama onun arkasında siz duracaksınız. Kafasında şu olacak. Bunlar olmasa ben ayakta duramam. Bu ülkeyi yönetemem. O halde bunların dediklerini yapayım. Böylece de ülkeyi oturayım. Yöneteyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen sömürgecilik anlayışı bu oldu. Fakat zaman zaman bunların içerisinde de bu sefer şey edenler oldu. İkilikler çıktı. Yani siz Kaddafi'yi diyelim ki iktidara getirdiniz. Kaddafi Libya'da darbe yaparken üsteğmendi. Bizim harp okulu mezunu Kaddafi. Evet. Sünusi'yi devirdi. Geçti başa. Ondan sonra da dinlemedi. Hümeyni'yi siz 20 sene Fransa'da siz beslediniz. Ondan sonra getirdiniz ve gördünüz ne oldu? Bunlar da şey oldu. Dediler ki o zaman yöntemi tamamen değiştirelim. Bu da tutmadı. Bu da tutmadı. Artık iletişim araçları, ulaşım araçları şey diyor, okuma yazma her tarafta fazla şey edilmiş falan. Ulan dediler o zaman biz hiç elimizi bir şeye vurmayalım. Şimdi mesela Suriye'yi ele alalım. Suriye 2011 yılında, 2011'in Mart'ında başladı. Kaç sene oldu? 10 sene. Bir tane Amerikan askerin orada birisiyle çatıştığını duyduk mu? Yok. Ama Amerika orada. Kim çatışıyor? DAEŞ, Nusra, El-Kaide, Taliban falan 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 daha say. En az 10 tane daha sayarsın. Kim bunlar? Bunlar İngiliz mi? Yok. Fransız mı? Yok. Amerikalı mı? Yok. Allah Allah. Peki bunları acaba batılılar uzayda bir laboratuvar kurup orada üretip gönderdiler. Getirip oraya mı koydular? Hayır. E bunlar kim? Ya bakıyordum bu domates, bu bizim tarlanın domatesi. Salatalık bizim tarlanın salatalığı.
Biber bizim tarlanın. Ulan ete bakıyorsun bizim kasabın eti. Yağa bakıyorsun bizim marketin yağı. E bu çocuklara bakıyordun. Deaşları dizin şöyle. Ben iki sefer Suriye'ye gittim geldim bu geçen sene. Mardinli çocuk. Trabzonlu çocuk. Boşnak. Uygur. Azerbaycanlı. Faslı Tunuslu. Hepsi oradalar. Bu birbirini tanımayan bu insanlar nasıl bir araya getirildi? Bunları nerede yetişti? Vallahi bizim tarlalarda yetiştiler. Merdiven altı din eğitimi bu. Şimdi bu domates oldu. Biber oldu, salatalık oldu, patlıcan oldu. Aşçı batılı. Bunları terör örgütü şeklinde formatlayan Amerika'nın CIA'sı, İsrail'in Mossad'ı, İngiltere'nin M16'sı kardeşim. Hadise bu. Bu adamlara finansı kim sağlıyor? Silahı kim veriyor? Silahları kim veriyor? Bunlar yaralandığı zaman kimin hastanelerinde bunlar tedavi ediliyorlar? Artı bunlar dünyanın dört bir tarafından kimin uçaklarıyla Suriye'ye getiriliyor? Bana söyleyin bunları. Ha, şimdi artık bakın kimse Amerika'yı suçlamıyor. Kimse İngiltere'yi suçlamıyor. Çünkü artık kendisi görünmüyor orada. Perden görünmüyor diyorsunuz ama yine bunların arkasında Amerika'nın olduğunu geri dönüyor. Tabii biliyor. Biliyorum. Yani. Onu demek istiyorum. O da yani. Kendisi de biliyor. Kendisi de yani, bunu biliyor. Ama bu da çok işleyiş olarak başarılı gibi görünebilir şimdi, ama. Yani bunların hepsinin arkasında Amerika'nın olduğunu sokaktaki çocuk da artık tamam, biliyor. Tamam biliyor yani. Ama sadece biliyor. Şimdi İran'ın Haçlı Şabi 65 bin kişi var Suriye'de. İran'ı suçlayabiliyor musun? Yahu diyor bunlar benim evet ben vatandaşım ama adam bizim orada kutsallarımız var, türbelerimiz var. Onları korumak için gitmişler. Bizi niye suçluyor? Benim resmi ordum değil diyor. Hadi bakalım. Onlar da aynı yola başvurdular. Bu iş bu noktaya geldi. Bu terör örgütleri bak Taliban'a bıraktı döndü mü? Amerika çekildi değil mi? 20 senedir orada. Sonunda teslim etti, çekildi. Şimdi bu terör örgütleri, dini terör örgütleri. Biz bir de hiç üzerimize kondurmuyoruz. Mesela Batı diyor ki, İslamik terörist diyor. Hop hop diyoruz. Ne İslam, İslamcı terörist mi olur? İslam kelimesi barış anlamındadır. Kelime terörizmi anlamı. Bağdaştıramıyoruz değil mi? Evet, hı. İslam şöyledir, böyledir. Efendim bir Hristiyan terörist olduğu zaman biz Hristiyan terörist diyor muyuz? Siz buna İslamcı terör falan diyordunuz. Bizimkiler doğruyu konuşmuyorlar. Sen hayatın boyunca ister Budist ister Hristiyan bir terör örgütünün ben kilise şeriatı kuracağım diye terör yaptıklarını duydun mu? Hayır. Ama seninki Halid-i Bağdadi'yi halife ilan etti lan DEAŞ. Kime yutturuyorsun andı? Bu nedir bu? Git bakalım Taliban'a sor. De ki senin derdin ne? Orta çağın o fetva kitaplarını almış onlarla şeriat devleti kuracağım diyor. Kurdu da zaten nihayetinde. Ve devlet başkanına emirül müminin diyorlar. Geçen gün birisini kurban diye kestiler, insan kestiler. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Şimdi bizim zorumuza gidiyor. Biz zannediyoruz ki ya bize iftira ediyorlar, bunlar böyle ediyorlar. Kardeşim, Fas'taki Müslüman senin gibi değil, Türkiye'deki gibi değil. Afganistan'daki senin gibi değil. Tunus'taki değil. Ha, o yüzden üzerinize alınmayın. Bir bakın yani onlar nasıl bir İslam anlayışı içerisindeler, nasıl bir şey içerisindeler. Şimdi bir tane bak. Buna radikal İslam eldiveni diyoruz. DAEŞ'ına, Nusrasına, Taliban'ına, El-Kaide'sine, bilmem neyine falan. Hatırlar mısın? Rusya orayı
işgal ettiğinde Babrak Karmal diye bir başbakanları vardı Afganistan'ın. O komünistti. Rusya'yı davet etti kendi ülkesine. Geldiler oraya. Tabii Afganistan, Rusya'nın Sovyetler Birliği o gün sıcak denizlere inme şeyi iki yolu vardı. Birisi Balkanlar üzerinden inmek, buna bir türlü muvaffak olamadı. Birisi de Afganistan üzerinden Hint Körfezi'ne inmek. Amerika onu engellemek için bir sefer bu hattı sağlam alması lazımdı. Afganistan savaşı başladı. Birkaç ay sonra Hümeyni gönderildi İran'a. Orada darbe yaptı. Arkasından 12 Eylül bizde oldu. Evren getirildi başa. Ve Pakistan'a dedi ki bu Afgan mücahitlerini burada şey edelim. Eğitelim. Asker yapalım. Kamp kuralım. Ve Afganistan'da eğitti onları. CIA eğitti. İslam dünyası da bunun finansman şeyini karşıladı, parası olanlar. Diğer birileri de subaylarını gönderdiler bunları eğitmek için. 7 gruptular bunlar, bu mücahit grupları. Hepsinin başındaki adamlar, sakal burada, araba tekerleği gibi sarıklar. Bizim cahil vatandaşta göründüğünde hey ya Rabbi ya Rabbi, aynı sahabeye benziyorlar bu mübarekler, işte hele bak bilmem ne. Çünkü cahil adamın şeyi yok burada. İşte cehalet. Maalesef. Hatırlar mısın onlardan bir tane Kutbettin Gül, neyse sonunda Rusya 10 sene sonra çekti gitti. E dediler hadi hükümetinizi kurun. Bir masanın başında bu 6 mücahit grubunun liderleri oturdular. Beraber hükümet kuracaklar. Vallahi yarım saat sonra sesler yükseldi. Amerikan televizyonunda çekiyor bunları. Biliyor bunların ne halt edeceklerini. Yarım saat sonra sesler yükseldi. Ondan sonra masanın altından birbirlerine tekmeler atmaya başladılar. Amerika dünyaya dedi ki baba bunlar devlet mevlet kuramazlar. Ve mesele onlardan bir tanesi de Türkiye'ye geldi. Uzun boylu mübarek bir sakalı vardı burada. Müslümanlar onun fotoğraflarını evlerine astılar. Halife gibi mübarek. CIA'nın adamı çıktı. Biz hala aklımızı biz derken bütün İslam dünyasını kastediyorum. Kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz. Adam sakal bırakmış, bir bez kafasına sarmış, arkasında namaz kılıyoruz. Ona da sahabe diyoruz. Öyle oluyor ondan sonra. Şimdi bu gelelim şimdi bu radikal İslam eldiveni. Terör örgütlerinin tümünü Amerika, İngiltere, İsrail, bu üçünün liderliğinde başkalarının da etkisi var. Almanya'nın da var, Fransa'nın da var, İtalya'nın da var kendisine göre. Şimdi bir de ılımlı, bu radikal İslam eldiveni, bir de ılımlı İslam eldiveni var. Bunlar öyle kavga mavga şubu falan savaş, şeyi savaş yapmıyorlar. Daha böyle ılımlı. İçten. İçten. Yavaş yavaş. Dünyayı böyle gösteriyorlar. Böyle yapın cennette sana köşk, cennette sana huri, arsa, cennette sana bilmem ne. Allah! Şimdi Hümeyni bir kontrol edemedi. Amerika ulan bir baktı bu şeriat diyor, din diyor, bir de bunu ihraç edecek. Ha, ulan Şah'ı iyi etmedik, gönderdik. Laik, seküler bir yapı İran'dı. Yani Şah Rıza bizim böyle aşağı yukarı İsmet Paşa'ya benzeyen dünya görüşü vardı. Biraz böyle sert yönetiyordu. Ama laik bir şeydi.
anlayıştaydı. İran böyle bizim gibiydi. Kılığı, kıyafeti, şeyi yani batılılaşma şeyinden Arap ülkelerinden öndeydi. Evet. Bize daha çok benziyordu. Bunu önleyelim dediler. Bir de ideoloji, din ideolojisi ihraç ediyor dışarı. Şiilik yani. Saddam'a dediler ki tehlikenin kapısının eşiğinde sen varsın. Niye? Ulan senin halkın üçte biri Şii zaten. O Basra eyaleti dediğimiz kesim ağırlıklı Şii. Bir de o Şiileri yarın ayaklandıracak. Bu da buradan şey edecek, sen gittin. Bunun belini kırmak sana düşer. İran-Irak savaşı. İyi de yani benim silah, finansman, şu bu. Merak etme onu. Biz destekleriz. Sen Orta Doğu'nun en güçlü ordusunu sana yaratacağız. Azizim, hakikaten de yarattılar. 84 yılında savaş devam ederken Kuveyt üzerinden bir grup arkadaş biz Irak'a giriyorduk. Suudi Arabistan'dan geldik Kuveyt üzerinden. Oraya vardığımızda güneş batmak üzereydi. Gümrük kapısında durdurdular bizi. Gidemezsiniz sabah güneş doğduktan sonra. Geçeceksiniz dedi. Ya niye geçelim? Yok dediler. Şimdi tırlar gelecek, onlar geçecekler. Otel motel yok oralarda. Arabanın içinde uyuyacağız. Azizim biraz sonra, bir yarım saat sonra tırlar başladı. Sabah güneş doğana kadar durmadan geçiyorlar. Yani hani durup kontrol edilse, şey edilse falan yok. Orada bir üsteğmen gümrüğe bakıyordu. Ben ondan konuştum. Bu ne silah dedi hepsi dedi. Biraz sonra zaten gece yarısından sonra bu sefer tanklar geçmeye başladı o tırların üzerinden şeyler. Ağır silahlar. Azizim sabaha kadar yüzlerce tır geçti. Amerika böyle bir destek veriyordu. Bu savaş 8,5 sene sürdü. O 8,5 senede ki biz oradan geçtik Basra'ya girdiğimizde Basra'da sadece bir otel, 3 katlı eski bir otel ayakta kalmıştı. Diğerler hepsi yıkılmıştı. Bu anlamsız, hedefsiz savaş sonucunda 8,5 yıl sonra yeter dediler. Hem İran'ın beli kırıldı. Çünkü Batı dedi ki 30 sene uğraşsa bu tahribatı tamir edemeyecek. Yeter. Irak da aynı duruma geldi. Fakat Irak'ın elinde 0 kilometre 600'ün üzerinde uçak var. Amerika vermiş bunları. Yani bizim elimizde o zaman uçağının 3 katı var. Bir o kadar da 0 tanklar var. Bu silahları geri ver desek bu olmayacak. Geri vermeyecek. Vermez. Bu kimin için tehlike olabilir? Saddam milliyetçi bir adam, Arap milliyetçisi. Hı. Tek düşmanı var. O güne kadar İsrail'e bağırıp çağırıyordu. İsrail dedi ki ya o silahları alın ya bu adamı götürün. Benim için tehlike bu. Buna hak verdiler, haklısın dediler, bu tehlike sizin için. O zaman Saddam'la biz savaşacağız. Önce bir bahane bulmamız lazım. Durduk yere dostumuzdu, müttefikimizdik, 8 senedir besliyoruz silahla, parayla, şimdi kalkıp da bununla ne işe edip kavga edeceğiz? Neyi bahane edeceğiz? Neyi bahane edeceğiz? Bu olmayacak. Şimdi tabii Saddam neye savaş durmuş? Durmadan Amerikan Büyükelçisi'yle müttefiki o. Ya ben bu ülkemi 20 senede ancak ayağa kaldıracağım. Şehirlerin altyapısı yok edilmiş. Ya 8,5 sene süren bir savaş. Evet.
Bunun için bir bütçe lazım. Bütçesini dolduran tek kalem var sadece. O da petrol. O zaman doğalgaz falan da yok. Kullanılmıyor. Ulan bu petrolden diyelim ki yıllık 100 milyar alıyorsa, bunun 50 milyarını normal memur maaşıdır, ufak yatırımlardır, şudur, budur vesairedir. Buralara yatıracak. Kalan 50 milyarı da diyelim yeni hazinede yeni yapılandırma için kullanacak. Bunun bir hesap ediyor Saddam. 20 senede diyor. Mümkün değil. Bu şeyi ancak yapabilirim. Bu bütçeyle 20 senede yaraları sararım diyor. Ulan bir ay geçti. Diyelim ki petrolün varilini 50 dolara, piyasa 50 dolarsa, Kuveyt dedi ki 20 dolara satıyorum. Ne oldu? Saddam dedi ki ne oluyor? Bu bütçeyi 20 senede değil 60 senede de artık şey edemem. Tek zaten bütçemi şey eden petrol bunu. Gelir kaynağı. Ya ne diye bu fiyatı düşürdün? Canım öyle istiyordu. Bir açıklama da yapmıyor. Saddam gidiyor, geliyor, adam gönderiyor. Kuveyt emiri Nuh diyor, peygamber demiyor. Bir gerekçe de ileri süremiyor. Saddam alıyor telefonları Mısır Devlet Başkanı'na, Suud Kralı'na, öbürüne, öbürüne, Arapların hepsini. Ya şuna bir laf anlatın diyor. Bu böyle olmayacak. Mısır, Kahire'de bir toplantı düzenledi bunlar için. Geldiler oraya. Diğer 8-10 Arap ülkesi de oturumda var. Biraz şey konuştu. Irak delegeleri konuştu. Bırak Kuveyt delegeleri konuştu. Daha 10 dakika geçmeden önlerindeki tabakları birbirlerine fırlattılar. Ve bir işe yaramadan dağıldı. Saddam yine oraya bağırıyor, buraya bağırıyor, oraya yalvarıyor, etmeyin, yatmayın. Yine bu sefer Araplar devreye girdiler Taif'te. Orada bir toplantı yapıldı. Taif'te de yumruk yumruğa girdiler birbirlerine. Saddam saçını başını yoluyor. En son Amerikan Büyükelçisi bir bayan vardı. Onun çağırdı saraya. Ya dedi bir akıl ver. Bir şey edin. Siz ancak bunları şey edebilirsiniz dedi. Sizin yani bu ne ya? Bakın 8,5 sene siz beni savaşın içerisinde soktunuz. Ülkem yok oldu adeta. Bu kadar beraber ittifak ettik. Bir hedefimiz vardı. Şimdi şuna ya buna bir laf geçirin. Amerikan Büyükelçisi Saddam'a dedi ki ya biz Arapların iç işlerine karışmayız. Siz aynı ırktan, aynı dinden olan insanları kendi aranızda çözün. Biz tarafsız kalacağız burada. Saddam'ın gözleri böyle açıldı. Yanlış mı duydum? Tarafsız mı kalacağız? Tarafsız kalacağız. Tamam dedi o zaman. Ulan Kuveyt ne dedi? Yutarım bunu. Ben bir gecede yutarım dedi. Siz yeter ki tarafsız kalın. Tabii Saddam çok sever. Tuzak yani, tuzak. Azizim ondan sonra Saddam o gece girdi Kuveyt'e. Zaten Amerika emire haber vermişti bu girecek. Emirin uçağı kapının önünde bekliyordu. Uçağa bindi Taif'e kaçtı. Bütün ailesini, mailesini aldı. Şeyde girdi oraya. Kuveyt'e girdi. Azizim Birleşmiş Milletler hemen toplandı. Derhal çıkın oradan. Amerika demeç veriyor, kabul edilemez bu. İngiltere demeç veriyor. Saddam bıyık altından gülüyor. Politika icabı diyor bunlar, söylüyorlar bunu. O yüzden Saddam da bunlara politika icabı meydan okuyor. Gücünüz varsa gelin diyor. Bu savaş anaların savaşı olacak, ana savaş olacak gibi tabirler kullandı. Ya miting Bağdat'ta topluyor 100.000 kişi. O mitingde elinde böyle bir şey tüfek var, otomatik tüfek, tak 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 sığıyor böyle, alkışlar şey ediyor Saddam. Kendisini adeta Babil Kralı ilan etmiş. Batı'nın bütün şehirlerine bunlar numaradan yapıyorlar diye düşünüyor. Ondan sonra Amerika tamam dedi. Bunun boynunu kırmak gerekir. Hatırlarsınız o
şeyde çıkarmanın iki yerden yapılacak. Biri Mardin'den. Hı hı. Mardin'e durmadan İskenderun Körfezi'nden tanklar, ağır toplar geliyor. Bizden tezkere çıkması lazım. İşte meşhur tezkere meselesi. Çıkmadı. Çıkmadıysa Amerika'nın canı sıkıldı. Lan görürsünüz dedi. Bir daha bütün o silah şeylerini İskenderun'a taşıdı. Onu da aldı. Basra tarafına gitti. Basra'da çıkarma yapacak. Bu çıkarmada Saddam hala buna inanmıyor. Numara diyor, yapıyorlar falan. Meydan okumaya devam ediyor. Bu sırada şimdi esas oraya geliyoruz. Amerika'da bir kavga başladı. Pentagon diyor ki bu askeri olarak Saddam devrilecek. CIA diyor ki o zaman şu kadar zayiat olur. Saddam'ın elinde 600 tane 0 kilometre uçak var, savaş uçağı. 500 yani tane Amerika'nın verdiği tank uçaklarla var. Tabii olacak. O. Hı-hı. Yani en az diyor bizim ordumuz, ki ordumuz dediği koalisyon ordusu. Hı-hı. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya içerisinde bir ordu. Ama Amerika kuvvetleri liderliğini yapıyor, yönetimini üstlenmişler. Azizim CIA ile şey böyle oldular. CIA diyor ki zayiat olur. Bunu biz yapacağız diyor. Savaş olmasın, kan dökmeden. Ya nasıl kan dökmeden olacak? Bu adamın elinde bu kadar silah var, bilmem ne var. Kan dökmeden biz bunu halledeceğiz diyorsunuz. Ve o tabir o zaman kullanıldı CIA tarafından. Ilımlı İslam eldiveni. O eldivenle dedi biz bunu halledeceğiz. Ateşi elimizle tutmayacağız. Maşayla tutmuşuz. Evet. Sonunda şunda karar kıldılar. Pentagon dedi ki ben orada bulunacağım. Ama müdahale etmeyeceğim. Sizin metodunuz sıkıntıya girdiği zaman müdahale edeceğim. Devreye girerim. Tamam dediler. İyi. Çıkarmayı yaptılar şimdi. Ulan Pentagon da tuhafına gitti. Basra'dan çıkarma yapıyorlar. Irak ordusu yok ortada. Bunların sınır şeyleri yok mu? Yavaş yavaş tabii o dönemde bir de bütün televizyonlar bu savaşı naklen yayına çevirdiler. Mesela CNN International'da bir general, emekli general her akşam anlattı. BBC'de her akşam anlattı. Bizde de iki tane emekli general büyük kanallarda anlatıyorlardı. Küçükler de emekli binbaşı, emekli yarbay daha az parayla. Her akşam bir saat savaş anlatılıyordu. Oralar gösteriliyor. Naklen bir savaş ha. Ondan sonra fakat kimse yok karşısında. Amerikan ordusu da ellerini sallaya sallaya geliyor. Geliyor. O generaller bunu şöyle izah ediyorlardı. Efendim, diyeceksiniz ki bu Irak ordusu nerede? Saddam sadece bir siyasetçi değil. Kurmay subay aynı zamanda o. Asker. Eğer bu koalisyon ordusuyla Basra'da bir savaşa tutuşsaydı, Amerikan ordusuna zayiat verirdi ama yenemezdi Amerikan ordusunu. Çünkü onların elindeki teknoloji daha ağırlıklı. Evet. Saddam kurmay. Ben burada yenilirim dedi. Savaşı nerede lehime çevirebilirim? Çölde yaparsam çeviririm. Çünkü Amerikan ordusu çölde savaşma tecrübesine sahip değil. Ulan arkadaş bu izahlar hepimizin aklına yattı.
Ulan helal olsun bu Saddam'a dedi. O da meydan okuyor Saddam. Her gün çıkıyor televizyona, savaşların anası olacak, gelin göreceksiniz. Çöle çekiyor. Generaller de bunu televizyonlarda söylüyorlar. Geldi. Peki çöle niye çekiyor? O 600 tane savaş uçağını, 500 tane tankı çölde yeraltı hangarları yapmış. Oralara koymuş. Üzerini de ince bir kum tabakasıyla kapatmış. Şimdi Amerikan ordusu geldiğinde tak çıkacak. Ellerini kollarını sallaya sallaya kimse yok. Johnny'ler birdenbire bu kumların altından diye Saddam'ın uçakları bir çıkacaklar. Zaten Amerikan ordusunun yarısı kalp krizinden gidecek. Böyle bir şeyle karşılaştığı için. Böyle şeyler anlatıyorlar. Ulan akla da yatıyor bu, mantığa da yatıyor. Yani, evet. Ve herkesin ağzında bunun Saddam ne zeki adammış, ne kurmay subaymış. Vay. Öbürü diyor ki kardeşim bu kadar zeki olmasa senelerdir o devleti böyle yönetebilir mi falan bilmem ne. Geldi. Her akşam izliyoruz televizyonları. Uçaklar çöle geldi. Çöle geldi. Yok orada da bir şey. Çölü de geçti. Bu sefer herkes televizyonlara bakmaya başladı. Ey generaller, hani? Bu sefer generaller şunu söylediler. Hepsi sanki işbirliği, söz birliği etmişçesine Saddam fikir değiştirdi. Çölde bu Amerikan ordusunu yenerdi ama en az %20-30 da zayiat verirdi kendisi de. Saddam bu zayiatı da vermek istemiyor. Ney? Bağdat'a çekiyor. Bağdat'ta ne yapacak? 8,5 yıllık Irak-İran savaşında kullanmadığı bir askeri güç var. Cumhuriyet muhafızları. 3 tümen. 45 bin kişi. Hepsi özel yetiştirilmiş ve bunlar şehir savaşları için yetiştirilmiş. Rejimi korumak birisi Saddam'ı devirirse. Evet. Amerikan ordusu sokak savaşını bilmiyor ki. Düzenli ordu çünkü onlar. Bu mafya taktiği bunlar. Vurkaç. Ulan arkadaş. Bu da aklımıza yattı yani. Herkes... Bu da mantıklı. Evet, mantıklı. Bizim televizyonlarda da bizim işte her şeyi bilenler. Ona bir şey diyoruz da demeyeyim şimdi. Ha, bana da yani log diye bitiyor evet, ya şeyleri. Çıkıyorlar Saddam'ı methediyorlar. Böyle müthiş bir beyin, şöyle müthiş bir beyin falan filan. Vallahi geldi Bağdat'ın önüne. Yine kimse yok. Ulan yine kimse yok. Bağdat halkı Amerikan ordusunu karşılıyor alkışlarla. Girdiler Bağdat meydanına. Saddam'ın heykeline bir kement attılar boynuna. Meşhur. Devirdiler. Yüz binlerce Bağdatlı alkışladı bunu. Lan ne oldu? Ha. Bağdat önüne Amerikan ordusu geldiğinde Saddam uyandı. İbrahim İzzet Edduri, Cumhurbaşkanı yardımcısı, ikinci adam. Saddam yakasına yapıştı onu. Bir de Genelkurmay Başkanı. Onun Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, İstihbarat Daire Başkanı, generalleri İran Savaşı'ndan dolayı hepsine Mareşal rütbesi vermişti. Onun da bir eliyle yakasına. Ne oluyor lan, ne oluyor dedi. İbrahim İzzet Edduri dedi ki, her şey kontrol altında, merak etmeyin. Saddam büyük bir tuzağa düştüğünü gördü. Ve o gece kaçtı. O sırada bir mesaj geldi İbrahim İzzet Edduri'ye.
Genelkurmay Başkanı'na, Hava Kuvvetleri Komutanı'na, Kara Kuvvetleri Komutanı'na ve İstihbarat Daire Başkanı'na bir mesaj geldi. Mesaj şuydu. Bugün sizin için hayırlı olan evlerinizde oturmaktır. Bu mesaj üzerine İbrahim İzzet Edduri 45 bin kişilik Cumhuriyet muhafızlarını terhis etti. Hava Kuvvetleri Komutanı bütün pilotları terhis etti. Kara Kuvvetleri Komutanı tank birlikleri, top birliklerinin tamamını terhis etti. Piyade askerin de silahlarını toplattı. Bildiğin teslim oldular. Bu mesajı kim göndermişti? Muhammed bin Abdülkerim el-Kesnezani Kuddise sirruhu tarikatının şeyhi. Kim bu? Muhammed bin Abdülkerim el-Kesnezani. Bu adam savaştan sonra Batı medyasına verdiği demeçte kendisine gazeteciler şöyle hitap ettiler. Diktatörü yıkan adam, diktatörü yıkan kahraman. Ve bir gün sonra o da Ürdün'e geçti. İş bitti, yıllar sonra döndü tekrar oraya. Bu nedir bu adamın şeyi? İbrahim İzzet Edduri bunun baş müridi. Baş müridi. İkinci adam. Hava Kuvvetleri Komutanı baş müridi. Kara Kuvvetleri Komutanı müridi. İstihbarat Daire Başkanı müridi. Geç onu geç. Saddam'ın karısı. Saddam'a 3 çocuk veren kadın da şeyhin müridi. Oh. Ve iki kayınbiraderi, onlar da onun müridi. Bu şeyhin etkisi ne? Bak, şeyhin 3 tane oğlu var. Birisinin adı Gandhi, birisinin adı Nehru, birisinin adı Milas. Yani şimdi düşün. Manisa'da bir Nakşi veya Kadiri Şeyhini düşün. Diyelim iki tane oğlu var. Birisinin adını Agop koymuş, birisinin adını Dimitri koymuş. Ya bu cemaati müritleri demezler mi ki Efendi Hazretleri? Bunlar gavur ismi. Niye koydun? Sen bunları niye koydun? Sen Müslüman bir adamsın. Bu Müslüman bir tarikat. Ama Irak'ta kimse bunu sorgulamadı. Bu Gandhi petrol İhracatını bunun şirketleri yapıyor. İsim de Gandhi. Evet. Gelen paranın yarısı Saddam'a veriliyor, yarısını Şeyh Efendi alıyor. Karını yani. Diğer oğlu Nehru, bütün ordunun gerek fiziki yapısının ihaleleri, gerekse dışarıdan silah alımı vesaire onun şirketleri yapıyor. Bunun da karının %50'si Saddam'a gidiyor. Milas denen oğlan da pek sivil toplum örgütü yok ama böyle devletin arka bahçesi gibi olanlar var. Bunlar ona bağlı. Medya da ona bağlı. O da onu kontrol ediyor. Ve bir ara Saddam'dan sonra kim cumhurbaşkanı yapıldı Irak'ta? Talabani. Talabani iki Kürt liderden birisiydi. Biri Barzani, biri Talabani. Talabani sosyal demokrat Kürtlerin lideridir. Barzani dindar Kürtlerin, tarikatçı falan Kürtlerin lideridir. Bunlar, bu Talabani taraftarları resmi Saddam askerlerine saldırı, işte bir de PKK gibi öyle şeyler yapıyorlardı. Bu Muhammed bin Abdülkerim el-Kesnezani bir milis kuvvet oluşturdu. Talabani'nin güçlerini dağıttı. Saddam gel ya sen benim kardeşimsin dedi.
İş o noktaya geldi. Bu adamın her mahallede bir tekke veya zaviye açtı. En ücra köyler dahil. Burada neye benzedi? FETÖ'nün her mahallede bir okul, bir dershane, bir yurt açışına benziyor. 65 ülkede irşat merkezleri kurdu yurt dışında. Üniversite açtı, okullar açtı. Şimdi bize dönmeden yani FETÖ olayına. Tabii. Bir ara verelim mi? Tamam, son cümlemi son söylüyorum. Son cümleyi alalım. Bir de bu 65 ülkede irşat merkezleri, kesnezani irşat merkezleri, 7 ülkede de dinler arası diyalog merkezleri açtı. Ve bu iş bittiğinde o televizyonlardaki generaller bir sorunun cevabını verdiler. Nereye gitti bu Irak ordusu? Dediler ki buhar oldu. 45 bin kişi, o zaman herkes aynı şeyi sordu. Hani ya çok sizin de söylediğiniz gibi o 45 bin tane neydi? O Cumhuriyet muhafızları. Bir de onun yanında yani? Ordu ya, ordu, hava kuvvetleri, ya, kara kuvvetleri, onlar da gitti. Şeyin de çok ismi vardı o zaman işte bu evet, Cumhuriyet ordusu evet, bilmem ne evet. Bilmem ne. İşte şöyle şeyliler, eğitimliler, şimdi, böyle eğitimliler. Şimdi aziz kardeş. Buhar oldu gitti. Kanada. Televizyonu, oradaki general buhar oldu gitti. Bunu der. Senin yüzlerce kilometre sınırın var Irak'la, değil mi? Artı 1000 sene yönettiğin bir coğrafya, Selçuklularla, Osmanlılarla yönettiğin bir coğrafya. Artı din, aynı dini taşıyorsun. Kültürün aynı kültür aşağı yukarı. Sen buharlaştı deyip yatamazsın. Bunu eğer o gün devletin o stratejik aklı eğer o gün bunu araştırıp o şeyi bulsalardı FETÖ olmazdı. Kopyası bak. Ya bir örnek daha var. Tahirül Kadri, Minhacül Kur'an, Pakistan'ınkini de vereceğim. Burada devletin hatası oldu. Ben gittim Bağdat'a 2 sene sonra. Bu kitap oradan çıktı işte. Bunu rapor haline getirdim, verdim Milli Güvenlik. Yani tarikatlardan hoca başlamış. Allah beyninizi alaydısın ya. Ara verelim. Bir ara verelim. Evet, aradan sonra çok şey konuşacağız. Evet, tozlu sayfalar kısa bir aranın ardından devam edecek. Profesör Doktor Mehmet Çelik de bizden ayrılmayın efendim.